İlseven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Şimdi bütün bariyerlerimizi aşağı indirelim mi? Tüm bariyerlerim aşağıya. Evet, bariyerler aşağı. Bariyerler aşağı. Bariyerler aşağı. Yeryüzü indiremediğim bütün bariyerlerim benim için indirir misin lütfen? Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Sırt üstü uzanıyoruz. Müziği açalım mı? Hafif. Müziği duymuyorum. Arkadaşlar sırt üstü yatıyoruz. Nasıl rahatsanız o şekilde yatın. Hani yastıkla mı rahatsınız? Yastıksız mı rahatsınız? Nasıl rahatsanız? Beliniz yine göğsünüzde, beliniz karnınızın üzerinde, ayaklarınızı da dizlerinize çekin. Hani böyle toplayın karnınıza doğru, uzatmayın. Öyle daha rahat nefes alırsınız. Şimdi sizden sadece şunu istiyorum. Nefes alırken sadece nefesinize odaklanın, tamam mı? Nefesi düşünün. Başka hiçbir şey düşünmeyin. Hani beni nasıl dinliyorsunuz, izliyorsunuz? Nefesi de izleyin. Vücuda nasıl giriyor, nasıl çıkıyor, nasıl giriyor, nasıl çıkıyor? Sadece nefesinizi izleyin, tamam mı? Sizden başka hiçbir şey istemiyorum. Nefes alırken de sanki karnımızda bir balon varmış gibi aşağı doğru, göğüs kafesinden aşağı doğru karnımızda bir balon var gibi kasıklara kadar şişiriyoruz. Ağzımızdan alıp ağzımızdan vereceğiz. Tamam? Kasıklara kadar şişiriyoruz. Ve nefese başlamadan önce bir şeye niyet edin lütfen. Hayatta olmasını istediğiniz bir şeye niyet edin. Ne istiyorsanız. Şimdi arkadaşlar, gözlerimizi kapatalım. Sırt üstü uzanalım, başlıyoruz. Herkes sesini kapatsın. Sadece müziğin sesini istiyorum. Bu arada uyuyanlar olabilir. Biraz bekleyeceğim. Uyandıktan sonra dönüş yapabilirsiniz. Şimdi nefese başlıyoruz. Belimiz, göğsümüzün, belimiz, karnımızın üzerinde. Sadece nefesinizi düşünün. Olmasını istediğiniz bir şeye niyet edin. Nefes alıp veriyoruz. Nefes alırken sadece karnımızdaki elimiz havaya kalkıyor. Nefesi kasıklara doğru alıyoruz. Tepemize kadar çekip bırakıyoruz. Nefes alıp verirken beklemeyelim. Beklemeden nefes al, nefes ver, nefes al, nefes ver. Biraz başınız dönebilir, mideniz bulanabilir. Panik olmayın. Sadece nefesi izleyin. Sadece nefesi izleyin. Nefes alırken kasıklara kadar indirin. Sanki dünyadaki bütün oksijeni çekiyor gibi kasıklarınıza kadar çekin. Sonra tepenize kadar çekip bırakın. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Nefes almak güvenli. Nefes almak güzel. Nefes almak güvenli. Nefes almak güzel. Ben güvendeyim. Ruhum güvende. Bedenim güvende. Ben güvendeyim. Nefes almak güvenli. Nefes al. Sadece nefesini izle. Kasıklara kadar doldur. Karnında balon var gibi. Bırak gitsin. Nefes al. Bırak gitsin. Nefes al. Bırak gitsin. Nefes alıp verirken lütfen beklemeyelim. Sadece nefesimizi izleyelim. Nefesimize odaklanalım. Nefes almak güvenli. Nefes almak güzel.
Nefes almak güvenli. Nefes almak güzel. Ben kolaylıkla nefes alıp kolaylıkla nefes veriyorum. Ben kolaylıkla nefes alıp kolaylıkla nefes veriyorum. Nefes almak güzel. Nefes almak güvenli. Kontrol etmeyi bırakıyorum. Kontrol etmeyi bırakıyorum. Benim iradem ve yaratıcının iradesi bir. Nefes almak güvenli. Nefes almak güzel. Sevgiyi almak güvenli. Sevgimi ifade etmek güvenli. Gücümü ifade etmek güvenli. Özbenliğimi ifade etmek güvenli. Özbenliğimden rehberlik almak güvenli. Nefes almak güvenli. Ben güvendeyim. Ruhum güvende. Bedenim güvende. Ben güvendeyim. Nefes alırken sadece karnımızdaki elimiz havaya kalkıyor. Kasıklara kadar çekiyoruz. Kasıkları doldurduktan sonra tepemize çekip bırakıyoruz. Araya nefes sokmak yok, beklemek yok. Al, ver. Al, ver. Nefes almaya devam edin arkadaşlar. Kollarımda bulunan bütün kaslarım rahat ve gevşek. Bacaklarımda bulunan bütün kaslarım rahat ve gevşek. Sırtımda bulunan bütün kaslarım rahat ve gevşek. Bedenim rahat, nefesim rahat, zihnim rahat. Aldığım her nefeste yavaş yavaş bedenime konsantre oluyorum. Bedenimi hissediyorum. Göz kapaklarım yavaş yavaş ağırlaşıyor ve ben yavaş yavaş derinleşiyorum. Yavaş yavaş sadece içimdeki o derin huzuru, sessizliği, boşluğu ve yaratıcı hissediyorum. Yavaşça derin bir nefes al. Nefes ver ve rahatla. Derin bir nefes al. Nefes ver ve rahatla. Şimdi kendini yumuşacık kumların üstünde ilerlediğini düşün. Hisset. Derin bir nefes al. Nefes ver. Ayaklarının altında yumuşacık kumları hisset. Dalgaların, köpüklerin ayaklarının altından geçtiğini hisset. Derin bir nefes al. Nefes ver. Yavaşça yumuşacık kumların üstünde ilerlerken ileride küçük bir çocuk var. O çocuk senin çocukluğun. Yıllar önce unuttuğun küçük çocuk. Yaklaş o çocuğa ve seslen. Seni seviyorum. Şimdi sarıl o çocuğa ve onun kokusunu içine çek. Seni özledim de. Derin bir nefes al. Ve yavaşça ver. Ve şimdi avuç içlerimizi yavaşça ovuşturalım. Ve sağ avucumuzu sol omzumuza, sağ omzumuza da sol avucumuzu koyalım. Ve o çocuğa sarıldığınızı hissedin. Sarılın o çocuğa, o çocuk sizsiniz. Sarılın o çocuğa. Dünyadaki en tatlı çocuğa sarılın. Ve o çocuğa seni özledim. Seni çok özledim. Küçük çocuk. Derin bir nefes alın. Nefes verin. Derin nefes alın. Nefes verin. Almış olduğunuz bu eğitimin E-Devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz?
Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Şimdi o çocuğa şöyle söyleyeyim. Küçük çocuk, yıllardır seni unuttuğum için lütfen beni affet. Çocukluğumu yaşamadığım için lütfen beni affet. Şu andan itibaren senden özür diliyorum. Senden af diliyorum. Lütfen beni affet. Derin nefes al. Nefes ver. Nefesimize odaklanalım. Hiç bırakmayalım. Nefes alıp verelim. Derin bir nefes al. Nefes ver. Seni çok özledim. Seni seviyorum. Lütfen beni affet. Sen büyürken insanlar ne söylerse söylesin, bu senin değerini hiçbir zaman azaltmaz. Sen her zaman değerlisin. Her zaman yeterlisin. Seni seviyorum. İyi ki varsın. Sana teşekkür ederim. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Oh be, nefes verirken, nefes al, oh be, iyi ki varım, iyi ki bu dünyadayım. İçimdeki çocuğa söz veriyorum. Bundan böyle önce sen, sonra sevdiklerim. Derin bir nefes al, nefes ver, derin bir nefes al. Oh be, derin bir nefes ver. Şimdi ellerimize tekrar ovuşturalım ve yanaklarımıza koyalım. Bu eller hayatta en çok özlediğiniz insanın elleri olsun. Yanaklarınıza koyun, hissedin o elleri. Onun kokusunu, onun sıcaklığını hissedin. Seni çok özledim. Bilerek, bilmeyerek seni kırdıysam, lütfen beni affet. Ben sana hakkımı helal ediyorum. Sen de bana hakkını helal et. Seni seviyorum. Her neredeysen, seni özgür bırakıyorum. Ve seni affediyorum. Bağışlıyorum. Derin bir nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Hayatıma devam ediyorum. Ben değerliyim. Nefes al. Nefes ver. Yeterliyim. Kendimi de affediyorum. Ben kendimi affediyorum. Ellerimizi tekrar ovuşturalım. Ve yanaklarımıza koyalım. Ve bu eller babanızın elleri olsun. Bu dünyada olsun ya da olmasın. Ben bugün bir karar alıyorum. Seninle helalleşmeyi seçiyorum. Bilerek ya da bilmeyerek seni üzdüysem, seni kırdıysam. Bana hakkımı helal et. Ben sana hakkımı helal ediyorum. Ve her neredeysen mutlu olmanı istiyorum. Baba, seni seviyorum. Bana sevgini söylemesen de beni sevdiğini biliyorum. Derin bir nefes al. Nefes ver. Affediyorum. Özgür bırakıyorum. Derin bir nefes al. Nefes ver. Bağışlıyorum. Ve ellerimizi tekrar ovuşturalım ve tekrar yanaklarımıza koyalım ve bu eller annenizin elleri olsun. İster yaşıyor olsun, ister yaşamıyor olsun. Hissedin onu. Onun ellerini hissedin yüzünüzde. Anne, seni çok özledim. Neden mutlu değilsin? Kendini feda ederek hiçbir şeyi kurtaramadığının farkında mısın? Anne, artık mutlu ol. Seni seviyorum.
Seni seviyorum. Lütfen bana hakkını helal et. Ben sana hakkımı helal ediyorum. Her neredeysen mutlu ol anne. Ben mutlu olmayı seçiyorum. Senin gibi olmayacağım dediğim için senin durumundayım anne. Bu yüzden kendimi de affediyorum. Her kimi yargıladıysam affediyorum. Ve af diliyorum. Nefes verelim. Bağışlıyorum. Kendimi affediyorum. Ben değerliyim. Ben yeterliyim. Bugün bir karar veriyorum ve hayatıma yeniden başlıyorum. Kendimi affediyorum. Beni üzen, beni kıran herkesi affediyorum. Ve şu andan itibaren yeniden başlıyorum. Ben mutlu olmayı hak ediyorum. Bunun bedelini fazlasıyla ödedim. Bugünden itibaren ben mutlu olmayı seçiyorum. Ben sağlıklı olmayı seçiyorum. Ben yeterliyim. Ben de varım. Kendimi feda ederek hiçbir yere gidemediğimin farkındayım. Bundan böyle önce içimdeki çocuk, sonra sevdiklerim. Derin nefes al. Nefes ver. Nefesi hiç bırakmıyoruz arkadaşlar. Nefes al. Nefes ver. Oh be. Nefes ver. Oh be. İyi ki varım. İyi ki bu dünyadayım. Derin bir nefes al. Nefes ver. Ben kendimi seviyorum. Yaratılmış her şeyi seviyorum. Ben kendimle barış içindeyim. Herkesle barış içindeyim. Derin bir nefes al. Oh be. Derin bir nefes daha. Ve tekrar ellerimizi ovuşturalım. Şimdi ellerimizi o güzel kalbimizin üzerine koyalım. Bugüne kadar hiç konuşmadığımız yerle. Sevgili kalbim, senden özür diliyorum. Yıllardır alınganlıklarla, öfkelerle, kırgınlıklarla seni doldurduğum için lütfen beni affet. Benim inatçılıklarımla her şeyi bilirim dememe rağmen tıkır tıkır attığın için seni seviyorum. Tıkır tıkır attığın için seni seviyorum. Tıkır tıkır attığın için seni seviyorum. Bundan böyle sana seni seviyorum. Seni sevgiyle dolduracağım. Kim ne yaparsa yapsın. Ben hayatımı hep sevgiyle dolduracağım. Derin bir nefes al. Oh be. Derin bir nefes ver. Tekrar derin bir nefes al. Oh be. Tıkır tıkır kalbim var. Oh be. Tıkır tıkır kalbimi seviyorum. Oh be. İyi ki varım. Şimdi ellerimizi tekrar ovuşturalım. Ve karnımıza koyalım. Sevgili bedenim. Yıllardır seni başkalarına köle ettiğim için lütfen beni affet. Seni ertelediğim için, seni ihmal ettiğim için lütfen beni affet. Bana hakkını helal et. Bugünden itibaren aynaya her baktığımda sana söylenmek yerine seni beğenmiyorum demek yerine sen ne kadar güzel bir şeysin, seni seviyorum ve sana daha iyi bakacağıma söz veriyorum. Derin bir nefes al. Güçlü bir oh be. İyi ki varım. İyi ki bu dünyadayım. Şükürler olsun. Hamd olsun. Ben değerliyim. Rabbimin arzuladığı saf, temiz ışığım. İyi ki varım. Ben sevgiyim. Derin bir nefes al. Nefes ver. Nefes al.
Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Tüm sıkıntılarımı ve hastalığımı geçmişte bırakıyorum. Ben sağlıklıyım. Yaşamak muhteşem bir duygu. Nefes almak muhteşem. Gözlerimi açtığım her yeni gün ile birlikte yeniden doğuyorum. Tüm sıkıntılarımı geçmişte bırakıyorum. Sıkıntılarım geçmişin çöplüğünde yok olmaya mahkum. İçimdeki ses bana en doğru yolu gösteriyor. Kendimi seviyorum. Ve kendime verdiğim değer her gün, her geçen gün daha çok artıyor. Mutlu olmak, huzurlu olmak benim doğuştan sahip olduğum hakkım. Etrafıma neşe saçıyorum. Kendimle barışık, mutlu, sağlıklı, özgür bir insanım. Benim yaşamım muhteşem. Bir sanat eseri. Bütün gücümü şimdi kullanmayı seçiyorum. Yaşamak muhteşem bir şey. Oh be! Şimdi gözlerimizi açabiliriz. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Hoş geldiniz. Hocam ağzınıza sağlık. Nasıldı? Hocam ağladım. Normaldir. Ben bile ağlayacaktım. Güzel. Çok güzel. İyi gelecekse şifa olsun inşallah. Hepinize şifa olsun arkadaşlar. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Hocam. Rica edin. Efendim. Söz isteyebilir miyim? Çok derin nefes aldığımda sol tarafımda bir ağrı oluştu. Neden oluşmuş olabilir? Ensemden kol tarafı. Ensenizden kol tarafınıza şöyle söyleyeyim. Geçmişinizde yaşadığınız olaylar hala atamıyorsunuz. Sizin de denge probleminiz var. Boynunuzdaysa eğer, boynunuzda da ağrı varsa. Yani hayatınızda dengeye gelemiyorsunuz. O sıkıntılardan ötürü onlar bedeninizde yer etmiş. Onları nefesle atmanız gerekiyor. Evet, boynumdan ağrılar geldi ve ellerimde, kollarımda çok yoğun uyuşmalar oluştu. Uyuşmalar normaldir arkadaşlar. Hatta kilitlerini bilebilirsiniz. Onlar benim özel seanslarımda oluyor. Hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Hocam ben sorun sorabilir miyim? Yazdım ama. Evet, tekrar sorun. Sorayım. Tabii. Seans yaparken sağ ve sol omuzum çok ağırlaştı. Bir de sol gözümden yaş aktı. Ama iki omuzum da çok ağırlaştı böyle. Nefes alıp verirken de sanki bütün dünyanın yükü iki tarafımda da hissettim. Çok ağırdı ama sonra hafiflikten sonra anne babaya geçince biraz daha rahatladı omuzlarım. Şimdi bundan dahi nasıl olur diyorum. Şimdi tam onu söyleyecektim. Anne ve babanızla sıkıntınız var. O yüzden. Evet. Yani, bunu kaç kere yapmam gerekiyor hocam? Arkadaşlar yani kısacık şeylerle şifalanamazsınız. Tabii ki iyi gelir size ama dediğim gibi terapi almalısınız. Nefes terapisi almalısınız. Bu ben olmayabilirim. Başka bir arkadaşım, başka bir yol arkadaşımla da yapabilirsiniz. Hiç problem değil ama mutlaka şehrinizde nefes koçları varsa mutlaka nefes çalışın. Bir seans çalışmayın, 3 seans çalışın, 5 seans çalışın, en az 10 seans diyorum ben, 10 seans çalışın. Hakikaten nefes hem bilincinizi yükseltir, hem vücudunuzu rahatlatır, hem atalarınızla olan geçmişinizdeki karmalarınızı temizlersiniz, hem anneniz, babanız, kardeşiniz, herkes affedersiniz. Şöyle söyleyeyim, bilinçaltı her şeyi kaydeder. Dünyanın varoluşundan evrenin sonuna kadar, yıkılışına kadar her şey bilinçaltında kayıtlıdır. Biz bilgisayarız arkadaşlar. Hani büyük bir bilgisayar düşünün. Çok büyük bir bilgisayar var. O ana ekran diye düşünün. Küçük küçük de bilgisayarlar var. O küçük bilgisayarlar da büyük bilgisayara bağlı. Yani biz yaratıcının parçasıyız ve ona bağlıyız. Bu sebepten dolayı her şey bizde kayıtlı.
Kayıt altında. Mesela regresyon seansları yaparız. İşte orada kişi bir sürü şey görür. İşte Şems'i görür, Mevlana'yı görür. İşte gider savaşır, ondan sonra Atatürk'ü görür. Birebir kendine oymuş gibi hisseder. Ama bu şundan ötürü. Yani zaten bizde kayıtlı olduğu için o bilinç altındaki kayıtları görüyoruz biz aslında. Ama niye görüyoruz? Çünkü sizin hayatınıza o geçmişteki kayıtlar, bakın herkes, şimdi sözden söze geçiyorum. Hepimiz birbirimize görünmez iplerle bağlıyız. Dünyadaki bir insanın acısı, dünyanın öbür ucundaki bir insanın acısı ya da yaptığı bir şey sizin acınıza da sebep olabilir. Her şey, yani hepimiz bağlıyız birbirimize. Bilinçaltında her şey kayıtlı. Bilinçaltı onu biliyor, görüyor. Şöyle olur, mesela diyorlar ki regresyonda ya da işte nefeste temizlik. Temizlik yok arkadaşlar. Temizlik diye bir şey yok. Ona inanmayın. Temizlenmez hiçbir şey. Ne olur? Eskisi gibi düşünmezsiniz. Eskisi gibi hissetmezsiniz. O orada kayıtta kalır. Ama siz o gördüğünüz şey var ya, işte o şekiller, o olaylar. Orada bir lamba yanar kafanızda. Aslında geçmişte yaşadığınız o acıyı neden yaşadığınızı anlarsınız. O olayın size burada neye hizmet ettiğini anlarsınız. Hiçbir şey sebepsiz değildir. Hayattaki, dünyadaki her şeyin, kedinin, köpeğin, ağacın, kuşun, insanın hepsinin bir görevi var, hepsinin bir vazifesi var. Hepimiz buraya bir görev için geldik. Bu görev ne biliyor musunuz? Hiç sordunuz mu kendinize? Ne bu görev? Neden yaratıcı bizi buraya göndermiş? O bizimle birlikte, hepimizle birlikte, onda hepimizde hem celal yüzü hem cemal yüzü var yaratıcının. Biz onun parçalarıyız. Esma-ül Hüsna'larız biz. Ve biz onunla birlikte hayatın tadını çıkarıyoruz. O bizimle birlikte hayatın, hayatı deneyimliyor. Anlatabildim mi? Bunun için iyi de yok, kötü de yok. Aslında burası bir kocaman bir tiyatro salonu ya da sinema salonu. Ve hepimiz birbirimizle oyun oynuyoruz. Yani aslında bir bilinç var arkadaşlar. Bir bilinç. Bilinç tek. Hepimiz birbirimize bağlıyız. İstesek de istemesek de. Yansıyoruz. Bir bilinç her yere yansıyor. Farklı şekillerde, farklı duygularda, farklı hislerde. Bunu gerçekten kabul ettiğimizde, bunu gerçekten anladığımızda hayat çok daha kolay. Hani herkes şey sanar. İşte biz yaşam koçlarının, nefes koçlarının hayatı çok daha kolay. İnanın değil. Herkesin hayatında bir şeyler var. Olmak zorunda. Ama siz bunları bildiğinizde ve hissettiğinizde hayata başka türlü bakıyorsunuz. Hayattaki tek en önemli şey mutlu olmak için sadece akışta kalmak ve inanmak. Yani yaşadığımız her şeyin bir sebebi var. Sebepsiz kuş uçmaz. Yani kötü de bir şey yaşıyorsak bunun bir sebebi var. İyi de bir şey yaşıyorsak bunun sebebi var. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.